Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti üzerinize olsun. İftarınız hayırlı olsun. Cenab-ı Allah bugünkü orucumuzu, zikrimizi, fikrimizi kabul eylesin. Yanlışlarımızı düzelsin inşallah. Allah merhametlilerin en merhametlisidir. O kulundan bir adım ister. Kutsi hadiste ifade edildiği gibi kul eğer bir karış kadar Allah'a yaklaşırsa Allah bir metre kadar ona yaklaşır, kulaç kadar yaklaşır. Kul Allah'a yürürse Allah ona koşarak gider. Veya koşarak gelir ona Cenab-ı Allah. Böyle gani bir Rabbiniz var. Merhameti sonsuz olan bir Rabbiniz var. Sizi affetmeye hazır olan bir Rabbiniz var. Yeter ki siz bu yolun yolcusu olmaya gayret ediniz. Efendim bugün yine güzel bir duamızla başlamak istiyoruz. Günümüzün duasını ihmal etmeyelim. Sizler evinizde, o güzel hanenizde, inşallah bereketli ve inşallah huzurlu evinizde, bizler de burada sizinle beraber bu duamıza hep beraber amin diyelim ki Rabbim birimizi kabul ederse hani şu kadar milyon insan içinde birinin eğer aminine Rabbim kabul ettim bu kulumu derse biz hepimiz inşallah duası kabul edilmişler içerisinde sayılmış olacağız. Allah'ım, Allah'ım senden bu peygamberimizin sözleri bunlar. Allah'ım senden dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik isterim. Yani Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Hani ve edhilne cennete me'al ebrar filan deriz ya. İşte bu ayeti kerime Rabbena atina fid dunya hasene ayeti kerimesi peygamberimizin bu duasının bir başka tercümesidir. Çünkü o ayette deniyor ki Rabbim bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, uzak eyle. Bizi iyilerle beraber say ya Rabbi. Allah bizi iyilerle beraber saysın ve onda şu yanlış bir şey. Allah'ım bana dünyadayken azabı tattır, ahirete azap bırakma. Bu son derece sakıncalı bir dua. Hazreti Peygamber iki büküm kalmış, ufalmış birini gördü, perişan, hasta. Şöyle dedi, bu niçin hastadır? Bu hiç Allah'ım bana dünyada iyilik ver, ahirete iyilik ver demedi mi dedi. Adama sordu. Adam dedi ki ya Resulallah ben Allah'a şöyle dua ettim. Dedim ki Allah'ım ahiret aleminde bana vereceğin musibeti, bana ahiret aleminde vereceğin azabı, cehennem azabını veya başka türlü azapları dünyada bana tattır. Dünyada ben o çileyi çekeyim, ahirete günahım kalmasın. Resulullah dedi bu yanlış dedi. Bu yanlış bir yol. Sen şöyle diyecektin. Allah'ın hazineleri geniş. O dünyada da verir, ahirette de verir. Rabbim bana dünyada iyilik ver, ahirete iyilik ver. Cehennem azabından koru deseydin keşke. Bundan sonra öyle dua et. Adam dua etti, Allah şifa verdi. Efendim Allah'ım kötülüklerin tümünden sana sığınırım. İnsanlardan veya şeytanlardan veya şeytanlara yardımcı olmuş olan kötü insanlardan gelebilecek olan maddi ve manevi bütün kötülüklerden, dedikodulardan, hasetlerden, nazardan, musibetten vesaire vesaire aklınıza gelebilecek veya gelemeyecek ne kadar kötülük varsa Rabbim tümünden bizleri uzak eyle. Allah'ım, Allah'ım cenneti istiyorum senden. Hani bazen diyoruz ya böyle ben cennet için Allah'a yalvarmıyorum. Evet bu doğru olandır. Onun için Hazreti Ali cennet veya cehennem için ibadet edeni kölelerin efendisine olan hizmetine benzetiyor. Diyor ki bu doğru bir şey değil diyor. Allah'ı sevmek için ibadet et. Her Müslüman cehennemden elbette ki korkar. Elbette ki cenneti ümit eder ama o cennet veya cennete yatırım cehennemden uzaklaşmak için değil sırf. O da işin içinde var ama esas Allah beni sevsin. Allah'ın kulluğuna yetişebileyim. Allah'ın kulluğuna yakışabileyim. Allah beni kabul etsin. Bana cenneti de yaklaştırsın, cehennemi de uzaklaştırsın. Onun için öyle diyor duada, Allah'ım cenneti ve cennete yaklaştıran söz ve davranışları senden isterim. Katı kalpli, vicdansız, insan hakkını çiğneyen, adaletle davranmayan, kötülük yapmaya meyilli olan, cinayet işleyen insanların elinden, emeğinden çalan bir insan için elbette ki cehennem lazım. Allah cehennemi boşuna yaratmadı. Allah'ın cehenneme soktuğunu siz 100.000 kere cehenneme sokardınız. Çünkü Allah adildir ve Allah zerre kadar kimseye zulmetmeyecek. İnsan kendine zulmetti Allah'tan uzaklaşarak. İnsan kendine zulmetti insana kötülük yaparak. Onun için Allah zalim değildir. Allah'ım cehennemden ve cehenneme yaklaştıran söz ve davranışlardan
Beni koru ya Rabbi. Cehennem ve cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve davranışlardan beni koru. Ama kötülüklerden, şerden, şikaktan, nifaktan, şeytan yolundan gitmekten, kötülerle dost olmaktan beni koru yani diyor. Sonra şöyle buyurdu. Hepsinden sana sığınırım, kötülüklerin tümünden. Ya Rabbi, kulun ve Resulün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senden istediği iyilikleri bize de nasip et de. Yani peygamber bu duayı öğretiyor. Diyor, de, Müslümana diyor ki, de ki Allah'ın kulun ve elçin Muhammed neyi arzu ediyorsa ben de onu arzu ediyorum. Kulun ve elçin Muhammed neden sakınıyorsa ben de ondan sakınıyorum. Amin, amin, amin. Lütfen eli öpülesi büyüklerimiz, küçük evlatlarımız bu dualara amin deyin ki Allah sizlerin duanızı geri çevirmesin.